Hüseyin Çimşir'le birlikteyiz karşılaşma öncesinde. Hocam, tüm Türkiye'nin beklediği bir maç. Sizin adınıza hem ligde hem kupada hedef devam ediyor ve artık iki adım uzaktasınız aslında kupadan. Bir avantajınız da var, 2-1'lik bir avantaj da var. Rakip çok zorlu, Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceksiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle 2-1'in çok büyük avantaj olduğunu düşünmüyorum. Bizim için kazanmamız gerekiyor. Özellikle gol bulmamız gerekiyor maç için. Daha avantajlı duruma geçebilmek için. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarımız kendilerini bu konuda da çok ciddi anlamda motive ettiler. Umuyorum, inanıyorum bugün buradan kazanarak adımızı finale yazdıracağımızı düşünüyorum. Hocam, Sosa'nın durumu da çok merak ediliyor. Ligde de forma giyememişti. Bugün de yine bir problemi var. Sosa ile ilgili de son durumu size soralım. Şöyle, Sosa 28 Mayıs itibariyle sakatlık yaşadı. Aşağı yukarı bir biraz daha süresi var gibi. Ama Sosa bizim için önemli bir oyuncu. Takımımızın lideri, sahadaki lideri, kaptanımız. Çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Özellikle bu kısa sürede ondan çok şey bekliyoruz. En kısa sürede inanıyorum hazırlanıp sakatlığını atlatıp takıma katkı ve enerji vereceğini düşünüyorum. Kendisi takımla beraber sakat olmasına rağmen iki maçtır hem Göztepe maç hem burada takımla beraber olmak istedi. Ona ayrıca buradan teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum en kısa sürede takımına kaptanlık yapmaya gelir. Hocam, teşekkür ederim. Başarılar dileyelim bu zorlu karşılaşmada. Hüseyin Çimşir'in de görüşleri böyleydi. Söz tekrar sizde Cüneyt Şen. Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a ve Hüseyin Çimşir'e. Röportajlarımız devam edecek. Emre Kaplan sağ kenarında hazır hocam. Tekrar dönelim. Kadro eksenine bakarsak Trabzonspor'un ligde de hafta sonu Alanya deplasmanı var. Cilermin'in atılmasıyla bu hafta 10 kişi mücadele ettiler ama kupada da hedef final. Zor bir maç bekliyor Trabzonspor'u ama skor avantajı da Bordo Mavi Takım'da. Bunu da unutmamak lazım tabii. Yani evet, bu bir hafta içerisindeki 3 maç Trabzonspor'un yani hem moral olarak hem gelecek adına çizgisini yukarıya taşıyacak bir 3 tane maç. Yani ilkini çok iyi atlattılar. Yani lig periyodunda tabii ki bence şu an Alanya maçını ben çok önemsiyorum. Gerçekten özellikle iç sahada çok iyi oynayan bir Alanya takımı. Yani eğer Trabzonspor o maçı da kazandığı takdirde bence ligde çok çok büyük bir avantaj yakalamış olacak. Tabii ki bugünkü maçın hem morali hem finale çıkmanın verecek olduğu o özgüven hafta sonuna da yansıyacağını ben düşünüyorum. Ama Trabzonspor tabii ki çok gerçekten her maça, her rakibe farklı motive olan, o günü çok doğru yaşayan bir oyuncu grubundan kurulu. Bunu yönetimiyle beraber, teknik kadrosuyla beraber çok doğru yaşıyor. Biraz önce Gürcan hocamın dediği gibi, yani ödemeler, bazı problemler, bazı takımları gerçekten çok etkiledi ama bu konuda Trabzonspor yakın takip ettiğimden dolayı ödeme konusunda oyuncuyu yönetim ilişkisi arasındaki sahiplenme adına gerçekten çok olumlu bir süre geçirdi. Hatta hiçbir problem yaşamadığı bir ekonomik anlamda da bir dönem geçirdiğini düşünüyorum. Bu bütün oyunculara bu anlamda çok büyük bir moral. Çok iç içeler, çok beraberler. Yani ben bugünkü oyuna, bugünkü maça ayrı bir motive olduklarını düşünüyorum. Çok formda geri dönmelerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu birlikteliği çok iyi geçirdiler. Bunu bugün muhakkak sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Bazen takım oyunu içerisinde kalmasalar bile bireysel oyunu çok iyi oynayan çok farklı oyuncular var. Yani bugün tedbir alınması gereken tarafta ne kadar fazla oyuncu var dersen Trabzonspor tarafı da bu anlamda daha fazladır. O yüzden Fenerbahçe'nin bence oyunu 90 dakikalık bölümünde çok yüksek motivasyonla oynaması gereken bir oyun bulması gerekiyor. Aksi takdirde Trabzonspor skoru çok kolay bulabiliyor. Pozisyonu çok kolay bulabiliyor. Yani bugün defansif anlamda Pereira, Novak, Göztepe maçında inanılmaz bir hücum oyunu oynadılar. Bugün belki biraz daha kontrollü başlayabilirler. Hüseyin'i, Kampi ikilisinin de orada doğru oyunu. Bence avantajları Trabzonspor'a çevirebilir ama biraz önce Gürcan Hoca'nın da dediği gibi Fenerbahçe'nin tek hedefi bu maç olacak. Bu yüzden Fenerbahçe nasıl bir tempoda başlayacak? Bugün maçın biraz bize göstergesi olacak. Bekleyecek mi? Oyunu 90 dakika, skoru
her an yakalayabilirim bir oyunu mu oynayacak, yoksa bir an önce tempoyu artırır mı diyecek. Tempo artırsa Trabzonspor çok daha tehlikeli olur. Trabzonspor kendi oyununda kalırsa etkili olacağını ben bekliyorum. O yüzden biraz maçın ilk 15 dakikası bugünkü senaryoyu bize anlatacak. Hocaların açıklamaları çok güzeldi. Tahir Karapınar, Trabzonspor önemli bir takım ama maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum dedi. İddialı konuştu. Daha da güzel açıklamasının altını çizelim bir kez daha. Az önce canlı yayında ekranlara getirdik ama Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir maç sağlıkta önemli değil. Çok özel oyuncularını kaybettiler. Acil şifalar diliyorum açıklamasını yaptı. Gerçekten işte duymak istediğimiz açıklamalar bunlar değil mi? Ne kadar güzel. Tabii tabii yani... Hemen hemen tüm takımlar belirli zamanlarda böyle şeyler yaşıyorlar ama yani Muslera hakikaten içimizi acıttı. Yani müthiş bir kaleci. Neredeyse tek başına takım diyebileceğimiz bir oyuncu. Galatasaray için çok önemli ve kapladığı alan da performansıyla çok büyük bir alan. Yani şöyle düşün, gerçi konumuz bu değil ama geçen sezon Malatya'da puan kaybetti Galatasaray. Fatih Hoca ne dedi? 8'de kapanır 18'de. Ama Rize'de yenilgisinden sonraki 6 puan fark var. Diyemedi. Ki Trabzon'da da maçı var değil mi ötekiler? Yani ona rağmen çıkıp hayır biz sıkıntı yok 6'da kapanır 16'da. Yani o lafın gelişini. Ama orada tabii ki Muslera ile Andore'nin sakatlıkları da yani Fatih Hoca'ya çok çok aşağıya çekti. Yani ben, o an Fatih Hoca'nın, o neden de söylüyorum. Ben Fatih Hoca'nın yani... gözünde fikstür o an olduğunu hiç düşünmüyorum. Yoksa Fatih Hoca motivasyonu kaybedecek bir teknik adam değil yani. Hiçbir zamanda olacağını zannetmiyorum. O günkü bence sağlık problemi Fatih Hoca'nın yani konuşma tonunu çok farklılaştırdı. Yani olabilir dediğin de olabilir. Ama Fatih Hoca'nın olduğu yerde iddia vardır. Yani tamam onlar der ama işte biz Galatasaray'ız. Değil mi? Yani klişeleşmiş artık hepimizin bildiği Fatih Hoca'dan duyduğumuzda da şaşırmadığımız cümleleri var. Söylemedi ama çok çok önemli bir oyuncusunu kaybetti. Yani sadece insan çok. Kaptanını değil büyük yani. Büyük bir karakter tabii, bile yani. Kaptanını değil. Etkileyecektir. Neyse bugüne dönersek şey konusunda da yani Hamdi Hocam'a şöyle katı. Bugün dengeli bir oyun olur. Kimse hurra yapmaz. Çünkü Fenerbahçe'ye galibiyet lazım. Lazım ama gol lazım. Gene o denge içinde yapacaktır. Çünkü bir taraftan da yememesi lazım. Tabii. Yani ve yani o etapta oyunu riske edeceği dakikalar tabii sonuca göre, skora göre elbette olacaktır ama bunun birinci dakika değildir yani. Hocanın dediği gibi 15 dakika, 20 dakika alacaklardır, vereceklerdir, deneyeceklerdir. Kim ne yapıyor, ne ediyor. Gene katılıyorum. Pereira ile Novak bugün o kadar ofansif olmazlar. Birisinin karşısında Rodriguez var. Ötekiniz karşısında Deniz Türüç, Dirar ikilisi. Yani o nedenle bir de skor ellerinde. Tabii. Yani kazanmaları gereken bir maça çıkmıyorlar. Yani 0-0 da bitse, 1-1 de bitse turu geçecekler. Elbette o strateji içinde daha farklı düşüneceklerdir. Daha farklı akıllar koyacaktır. Ama Abdülkadir Parmak Ndiaye ikilisinin akıl üretme, pas aklı üretme konusunda ben Gustavo Tolga ikilisinin ya da Zayis'i de eklersek önünde görmüyorum. İyi mücadele eden oyuncular, koşan oyuncular ama işte o Sosa'nın o Cilermen'in ya da o inceliklerini taşıyan oyuncular değiller. Belki evet, bu anlamda evet. Oyunu kenardan oynama şansları tabii, olabilir tabii. Mi Gülcan Hocam? Yani ömürle Vakayemi'yi daha çok kullanıp %100. Yani biraz daha kenar oyunu yani orada, yüklenebilirler orada belki. Orada defans arkasını arayacaktır Trabzonspor dediğiniz gibi. Yani belki yani, bir oyun farklılığı da yaşayabilirler. Yani ikinci bölgede baskı, kapacağımız sürpriz top, defansın arkasına atacak toplar. Onu arayacaktır ki Fenerbahçe de muhtemelen onu arayacak. Onlarda da Rodriguez gibi. Sprintli bir oyuncu var. Yani. Hızlı bir oyuncu. Fenerbahçe şeyi hatırlar mı? Pardon özür dilerim. Lig maçını, buradaki lig maçına baktığımızda bir birlik maçta inanılmaz bir 20 dakika baskıyla tabii. Oynayan gerçekten yani, Trabzonspor'un hiç oyunda olmadığı bir 20 dakikaydı. Yani oyun 1-0 oldu, 2-0 da olabilirdi. Yani tabii ki Fenerbahçe muhakkak bu maçları bir gözlem önünde tutacak. Trabzonspor'un bu sene bu anlamda oynadığı bir Beşiktaş maçı daha var. Çok baskı yiyip o baskıdan hiç çıkamadığıp oyunda hiç olmadığı bir şey. Yani bugün öyle bir düşünce içerisinde girer mi Fenerbahçe? Biz burada 20 dakika bir baskı yaptık, oyunu ele aldık. Aynı baskıyla başlar, psikolojisine girer mi? Yani seyirci olsa girerdi.
Seyirci olsa girer. Seyirci olsa girer. Yani. Konuşmak lazım. Bir kez daha Emre Kaplan'a bırakalım sözü. Murat Sağlam'la yaptığı röportajı izleyelim. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'den Murat Sağlam'la birlikteyiz. Murat, Tahir Hoca yönetiminde ilk maç, ilk galibiyet oldu. Bugün de sezonun önemli hedeflerinden bir tanesi hiç şüphesiz Ziraat Türkiye Kupası. 2-1'lik bir dezavantaj var ama deplasmanda atılan da bir gol var. Nasıl değerlendiriyorsun maç öncesi durumu? Ben ve abilerim hepimiz iyi çalıştık. Eminim ki elimizden geleni yapacağız. Bu turu atlatmak için, bizim taraftar için hep sonuna kadar savaşacağız. 90 dakika olursa 120 dakika sonuna kadar savaşacağız ve eminim ki bu turu atlatacağız.